Neredeyse tüm araçların tasarımında bulunan ve kelebek camı olarak adlandırılan bu kısım aslında ne işe yarıyor? 1930'larda kullanılmaya başlayan ve 60'larda standart haline gelen bu camlar sanki bir kelebeğin kanadı gibi dışa doğru açıldığı için kelebek camı adını almış. O dönemlerde klima olmadığından araçta hava akışı sağlaması için bulunmuş ancak günümüzde bu camlar sabit ve işlevsiz. Peki o zaman neden hala var? Otomobillerin tekerlerinin konumundan dolayı araçlar öne ya da arkaya doğru daralmaya başlıyor. Cam kısmı geniş, kapı kısmı da biraz dar olduğu için bu camların ikisinin de açılması mümkün değil. Bu sebeple buradan bölünüyor ve bir taraf kelebek camı olarak kalmaya devam ediyor. Ancak tamamen açılması da şu yüzden mümkün değil. Aracın camının açıldığını düşünelim. Kapının içinde cam için bir bölme var. Ama buradaki camın bir açılma şansı yok çünkü açılırsa kapı bağlantısına zarar verecek. Bu yüzden de hala işlevsiz olarak bulunmaya devam ediyor. Burayı kapalı alan yerine hala cam yapmalarının sebebi de aracın genel hava darlığını ve biraz da olsa görüş açısını artırmak.